Herkese selamlar dostlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Şöyle sağlam bir sistem videosu gelmeyeli çok uzun bir zaman olmuştu biliyorum. Ve bu videoda elimin altında görmüş olduğunuz 100.000 TL'lik fiyata sahip bu sistemle aradan geçen zamanı telafi ediyoruz. Biz bu sistemi toplarken Synergy Gen.tr ile birlikte çalıştık. Ancak size de bir sürprizimiz var. Günümüz modern oyunlarını tam performans oynayabileceğiniz uygun fiyatlı bir sistem de topladık Gen.tr ile birlikte. Onun da detaylarına değineceğim. Merak edenler açıklama bölümündeki linke tıklayıp sisteme göz atabilirler. Şimdi hazırsanız bu yanımda gördüğünüz sistemin detaylarına yakından bakıyoruz. Bu oyun odaklı bir sistem olsa da ofiste ağırlıklı olarak kurgu işlerinde kullanacağımız için AMD Ryzen 7800X 3D işlemciyi tercih ettik arkadaşlar. Bu işlemci şu an hem oyun, hem kurgu, hem 3 boyutlu tasarım, hem de böyle sisteme gömülü yapay zeka motorları çalıştıracaksanız piyasada bulabileceğiniz en iyi işlemcilerin başında geliyor diyebilirim size. Intel tarafındaki muadili Raptor Lake serisi yani 13. nesil i7 işlemciler, ancak böyle tam olarak muadili demek haksızlık olur. Zira elimizdeki Ryzen 7 104 MB boyutunda, yani ciddi bir ön bellek miktarına sahip. Peki bu ne demek? AMD'nin 3D Cache teknolojisine sahip bu işlemci. Çoğu modern işlemcide gördüğünüz L3 yani 3. seviye ön bellek miktarı bu işlemcide 2 kat daha fazla. Yani 64 MB. Böylece işlemcinin toplam ön belleği 104 MB'a çıkıyor. Bu sayede işlemci daha çok bilgiyi kendi hafızasında tutabildiği için bizim oyun oynarken ya da kurgu gibi sistemi yoran işler yaparken taleplerimize çok daha hızlı yanıt verebiliyor. Yani her şey işlemcinin çekirdek sayısı ve işlem frekansıyla bitmiyor arkadaşlar. Bu ön bellek meselesi de bayağı önemli anlayacağınız. Hız tarafına geldiğimizde Ryzen 7 7800X 3D diğer Ryzen 7 işlemcilerine benzer bir şekilde 8 çekirdek ve 16 thread'e sahip. Ayrıca 5 GHz'e kadar çıkan 4.2 GHz bas frekansında da çalışıyor. Bu işlemci bildiğimiz Ryzen 7'lerin ya da Raptor Lake'lerin böyle süper asker serimi yemiş hali gibi bir şey. Sistemde MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Slim White yer alıyor. Hem görünümü güzel, hem de kasanın içerisine nefes alacak bir alan bıraksın diye bu ekran kartını tercih ettik. İhtiyaçlarımızı da fazlasıyla karşılayacağını düşünüyoruz bunun. Sistemin genel konsepti itibarıyla ekran kartının da olabildiğince sessiz çalışmasını istememiz bizi bu ekran kartına yönlendiren bir diğer sebepti. MSI'nin TRI Frozer 3 termal tasarımı bulunduğu için kısa sürede soğutma işlemi yapabilen kart bu. Bu sebeple fanlarının uzun süreler boyunca çalışarak böyle kafanızı şişirdiği anları çok yaşamıyorsunuz bu ekran kartıyla. 256 bit veri yolu var ve 16 GB belleğe sahip ekran kartımız. Eğer uygun bir monitörünüz varsa maksimum 8K çözünürlüğe kadar da destek verebiliyor. Yani daha fazla anlatmaya gerek yok. Dalgası köpürtmesi falan görüyorsunuz her şeyi. Günümüz oyunlarını, hatta böyle 3-4 sene sonra çıkabilecek üst seviye oyunları bile en yüksek ayarlarda oynama şansınız var bu ekran kartı ile. Yani Rockstar PC'ye erkenden çıkarırsa GTA 6'yı şimdiden kaldırabilecek bir GPU ile birlikteyiz. Eğer geç çıkarsa da orta ayarlarda falan oynarız artık. Hazır GTA 6'dan ve oyunlardan söz etmişken bu kartın tabii ki de Nvidia'nın DLSS teknolojisini desteklediğini söylemem lazım. Yapay zeka desteğiyle yüksek grafiklerde daha çok FPS almanızı ve böylece daha akıcı bir oyun deneyimi yaşamanızı sağlayan bir teknoloji DLSS. GeForce RTX serisi ekran kartlarında bulunan optik akış hızlandırıcı sayesinde de böyle en güncel sürümünü, yani DLSS 3.0'ı kullanıyoruz bu ekran kartında ki kendisinin etkisini birazdan oyun testlerinde de göreceğiz net bir şekilde. Düşük gecikme hızı ve tepki sürelerini de mümkün kılan Nvidia Reflex teknolojisi de bu GPU sayesinde elimizin altında yer alıyor. Bu Reflex teknolojisi de özellikle rekabetçi oyunlarda falan reflekslerinizi daha hızlı bir şekilde oyuna aktarmanızı sağlayan bir teknoloji. Daha doğru nişan falan alabiliyorsunuz yani. Şimdi gelin sistem oyunlarda nasıl bir performans sergiliyor yakından bakalım.
Az önce gördüğünüz oyun performansının yanı sıra bu sistemdeki bu ekran kartı bizim için bir öneme daha sahip arkadaşlar. Size hazırladığımız bu videoların kurgu süreçlerini ve render sürelerini olabildiğince kısaltmak istiyoruz, hızlandırmak istiyoruz biz. Ben burada sözü sistemi en çok kullanacak kişilerden birine, zaman zaman kendisini videolarda da gördüğümüz ve zaman zaman da kurgularımızı yapan Melih'e devretmek istiyorum. Bizim böyle bir sisteme neden ihtiyacımız oldu? Bir de sen anlatır mısın? Ya şöyle açıklayabilirim bunu çok kısaca. Yani workflow açısından daha hızlı çalışabileceğimiz, hani render sürelerimizi de daha da kısaltabileceğimiz bir sisteme ihtiyacımız vardı artık. Çünkü birden fazla program kullanıyoruz kurgu için. İşte renk için ayrı olabiliyor ya da işte artık 10 bit çalışmamız gereken veya belki işte log ya da ProRes çalışmamız gereken videolar oluyor. Onlar da hem workflow daha hızlı olsun diye hem de hani hızlı render alalım, hızlıca hani iş çözelim anlamında falan daha hızlı bir sisteme ihtiyacımız vardı. Daha güncel bir sisteme ihtiyacımız vardı. O yüzden buna yöneldik. Bu arada benim aklımda şu soru vardı aslında yakın zamana kadar. Yani sistem güncellerken madem artık bu bütçelere çıktık, gerçekten böyle gırtlak dolu bir sistem yapıyoruz, neden 4090 değil de 4080 alıyoruz gibi bir soru gelmişti benim aklıma. Sonrasında zaten hani işte hem benchmarklarda hem testlerde falan 4080'in bizim işimizi gördüğünü fark ettik. O yüzden şimdilik bunda kalalım dedik. Bu sistem umarım bizi uzun zaman idare eder. Beni de dinlediğimize göre anakart tarafına geçelim. Burada MSI'nin MX670E Tomahawk DDR5 modelini tercih ettik. Oyun odaklı bir ATX anakart olması, AMD X670 Yonga setinin sahip olması sebebiyle birinci sınıf donanımlara destek veriyor. Aynı zamanda bu anakartın fiyatı rakiplerine kıyasla çok daha uygun arkadaşlar. Elbette bu anakart az önce anlattığımız AMD'nin yeni nesil işlemcileriyle uyumlu AM5 tipi bir sokete de sahip. Bunun yanında Gen 5 destekli M.2 SSD ve PCI Express slotları da var. Tabii ki oyuncu sistemlerinin temelini oluşturacak en modern anakartlardan birisi var karşımızda. Gerek 8000 konnektörleri, gerek özel Corvus teknolojisi sayesinde en ağır CPU güç taleplerini bile kaldırabilecek düzeyde işlemcinizin maksimum performansa yaklaşmasını sağlayan bir anakarttan söz ediyoruz. Biz bu bilgisayarı az önce Melih'in de anlattığı gibi size bu videoları sunmak adına kurgu işlerinde kullanacağız. Yani sabahtan akşama dek böyle gigabyte gigabyte video dosyaları okuyup yazabilecek bir depolama birimine ihtiyacımız vardı. Bu yüzden saniyede 7400 MB yazma, 7000 MB okuma hızına sahip 1 TB'lık MSI 480 Pro M.2 SSD'den yana tercihimizi yaptık. Sadece SSD'nin hızlı olması yetmiyor. Isı sebebiyle böyle performansında anlık düşüşler, kayıplar, yani dosya aktarıp render alırken dar boğaz yaşatma sorunları oluyordu. İşte bunu yaşatmayacak bir anakarta sahip olmamız gerekiyordu. Bu da bizi bu anakarta yönlendiren bir başka nedendi. İşte bu noktada MSI'ın anakarttaki Shield Frozer teknolojisi sorunu çözüyor arkadaşlar. Üzerine taktığınız SSD performans kaybı yaşamadan kağıt üzerindeki ömrü boyunca daha sağlıklı bir şekilde çalışabiliyor arkadaşlar. Bu arada bu SSD'nin takıldığı yer dışında 3 boş slotumuz daha var. İlerleyen zamanlarda bunları doldurabilirsek sistem hem oyun hem de böyle yüksek işlem gücü gerektiren video kurgu grafik işlerine daha uyumlu bir hale gelecek. Çünkü daha çok dosya depolayabileceğiz. Bu arada anakarttaki dolu olan SSD slotunun saniyede 128 GB hıza, boş olan 3 slotun da saniyede 64 GB hıza destek verdiğini belirtmem gerek. Yani böyle bir SSD varsa tak kullan diyorlar. Anakartın entegre soğutma sistemleri ise hem SSD'lerin hem de diğer donanımların verimli bir şekilde çalışmasına destek sağlıyor. Mesela termal yastıklarla mümkün olan VRM soğutma, İşte 6 katmanlı baskı devresiyle böyle kalınlaştırılmış bakır yolları sayesinde PCB soğutma, SSD'lerde ısıya bağlı performans düşüşlerini engelleyen, işte az önce bahsettiğim M.2 Shield Frozer teknolojisi gibi detayları da yabana atmamak gerek. Bu tarz detayların çok üzerinde durulmasa da bence iyi bir işlemci ya da ekran kartından daha yüksek verim almanızı sağlayan şeyler genelde bu soğutma sistemleriyle ilgili oluyor arkadaşlar. Bu detayları bir sistem toplarken ya da sistem incelerken lütfen atlamayın. Ayrıca anakartımız sayesinde sistemimizde bir tane HDMI, bir tane DisplayPort var. Bir tanesi 20, 3 tanesi 10 ve 4 tanesi de 5 Gbps hızında toplam 8 adet USB 3.2 girişi bulunuyor. Kablosuz tarafta Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 desteği yer alıyor. Buna ek olarak Realtek LAN denetleyicisi ile 2.5 Gbps hıza destek veren bir Ethernet girişimiz de var. Yani böyle bir internet hızı bulursak tabii ki sonuna kadar kullanırız. RAM tarafında 16 GB hafızaya sahip Corsair Vanguard
Vengeance DDR5 belleğinden 2 adet kullandık. Bu şekilde toplam 32 GB RAM'e ulaşmış oluyoruz. 5200 MHz frekansa sahip olduğu için bu RAM'ler sistem yorulmadan diğer işlemlere devam edebiliyoruz yani. Mesela işte arkada 15 sekmeli Chrome açıkken bir tarafta bu kameranın kaydettiği 4K ham görüntüler oynatılırken diğer tarafta işte Premiere Pro'da ya da DaVinci Resolve'da falan video işlerken, kurgularken sistemde bu RAM'ler sayesinde çok da böyle abartılı performans kayıpları yaşanmıyor. Tabii ki böyle bir sistemin soğutma detayı da epey önemli. Özellikle oyun ve render işlemleri sırasında cihaz fazlasıyla ısınıyor biliyorsunuz. Bu yüzden fan destekli sıvı soğutma sistemi MSI Mac Core Liquid S360 var bu sistemde. Üzerinde MSI'nin Windows uygulamasıyla özelleştirebileceğiniz 500 nit maksimum parlaklıkta ve 2.4 inçlikte bir ekran yer alıyor. Buradan sistemin sıcaklık, fanın dönüş hızı gibi böyle değerleri anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Ayrıca dilerseniz işte MSI'nin uygulaması üzerinden GIF'tir, MP4'tür ya da fotoğraftır bu ekranın üzerine yansıtabiliyorsunuz arkadaşlar. Böylece bir kişiselleştirme yapmış oluyorsunuz sistemde. Videoyu çekmeden önce sistemin incelemesini yaparken oyun da oynadım. Böyle oyunları kapattığımda soğutucunun ne kadar etkili olduğunu bu ekran sayesinde net bir şekilde gördüm dostlar. Sıcaklık değeri oyunları kapatır kapatmaz hemen hızlıca düşmeye başlıyor mesela. Ayrıca Core Liquid S360'ın böyle yoğun soğutma işlemi sırasında da son derece sessiz bir soğutma sistemi olduğunu da söylemem gerekiyor. Bunu da MSI'ın oldukça yenilikçi Mac Silent Gale P4 serisi yani sessiz gaming fanına borçluyuz. Bu fan düşük ısılara ulaşıldığında tamamen durarak ses seviyesini sıfıra kadar düşürebiliyor. Yani bilgisayar çalıştığı sürece düşük gürültü seviyesini korurken aynı zamanda radyatöre de bir verimli soğutma sağlıyor. Bahsettiğimiz tüm bu donanımlar MSI MPG Velox 100P Airflow kasanın içerisinde yer alıyor arkadaşlar. Ön tarafta iki tane ARGB ışıklandırma şeridi ve soğutma verimini arttıran havalandırma var. Bu kasa toplamda 4 adet fanla birlikte geliyor ama siz ihtiyacınıza göre sayıyı 7'ye kadar çıkarabiliyorsunuz. Mesela yan havalandırma için 2 adet fan ya da 240 mm çapında radyatör kullanabiliyorsunuz. Üst ve önde 1 adet 360 mm radyatör ya da 3 adet 120 mm fan kullanabiliyorsunuz. Mesela burada 3 adet 120 mm fan var. Ayrıca dilerseniz ekran kartınızı dikey olarak konumlandırmanızı sağlayacak bir braket de bu kasanın içerisinde yer alıyor. Sistemimiz için tercih ettiğimiz güç kaynağı ise MSI Mac A850 GL modeli arkadaşlar. Bu güç kaynağımız da diğer donanımlarda yer alan fanlarda olduğu gibi sessizlik odaklı geliştirilmiş bir ürün. Hem sistemdeki termal yükü azaltan hem de daha yüksek verimlilik için 850 Watt'a kadar PCIe5 destekli bir güç kaynağından söz ediyoruz. Diyelim ki sistemde aniden güç artışına sebep olacak bir işlem başlattınız. Bu anlık değişimlerde bile toplamda 2 kat, sistem toplamında 2 kat, ekran kartı tarafında ise 3 katlık artışlara, anlık artışlara dayanabiliyor güç kaynağımız. Bu oldukça önemli bir detay. Tasarımı da modüler olduğu için sadece sistem için gerekli olan kabloları dışarıdan görüyorsunuz. Bu da kasanın bence olduğundan çok daha şık görünmesini sağlayan bir detay olmuş. Ayrıca bu güç kaynağının hem Nvidia hem de AMD ekran kartları ile uyumlu olduğunu da belirteyim. Hani olur da kendi sisteminizi güncellemek istiyorsunuzdur. Boyutları itibarıyla çeşitli kasalarla da uyumlu olduğu için bu güç kaynağına göz atmanızı tavsiye ederim. Dedik ki madem bir MSI sistem topladık, o zaman klavye ve fare neden MSI olmasın? Klavyemizin modeli Vigor GK41 mekanik klavye, faremizde GM31 kablosuz mouse. Klavyede 10'dan fazla RGB aydınlatma efekti ve 6 sabit renk bulunuyor. Bunun dışında bildiğiniz artık mekanik klavye. Mouse ise 73 gram yani oldukça hafif ki biliyorsunuz bu hafiflik meselesi özellikle gaming mouse'larda epey önemli bir detay. Yani böyle uzun süreli kullanımlarda bileğinizi ağrıtmaması lazım. Oyunlarda daha seri olmanız lazım. İşte bu klavye ve fare ile tıpkı MSI'ın diğer bileşenlerinde olduğu gibi Windows'taki MSI Center üzerinden bütün detaylarına ulaşabiliyorsunuz. Klavye ve fareyi oralardan da kontrol edebiliyorsunuz. Işık ayarları olsun, DPI ayarları olsun her şey oradan denetlenebiliyor. Özetle bu sistem bizim için size videolarımızı daha hızlı ulaştırmak anlamına geliyor. Ama eğer bütçeniz yeterliyse, oyun sistemi kuracaksanız sizi yarı yolda bırakmaz ki.
kesinlikle. Zaten özellikleri itibariyle de, bütün detayları itibariyle de bunu net bir şekilde gördüğünüzü düşünüyorum. Şimdi gelelim videonun başında da söylediğim uygun fiyatlı, fiyat performans odaklı sistemin detaylarına. İşlemcide AMD, ekran kartında ise Nvidia tercih edilmiş bir fiyat performans sisteminden söz ediyoruz. 8 GB belleğe sahip bir MSI GeForce Gaming X RTX 4060 ekran kartı var bu fiyat performans sisteminde. Bu sayede DLSS 3.0 gibi FPS'i arşa çıkaracak teknolojileri o uygun fiyatlı sistemde de kullanabiliyorsunuz. İşlemci tarafında da Ryzen 5 5500 var. Bence oyun ve gündelik işler için oldukça yeterli ve güncel bir işlemci kendisi. Az önceki pahalı sistemde test ettiğimiz oyunları da bu söylediğim fiyat performans sisteminde rahatlıkla oynayabilirsiniz. Tabii ki böyle 4K çözünürlükte 120 FPS'ler göremeyiz ama DLSS sayesinde oldukça iyi bir deneyim yaşatacaktır bu sistem sizlere oyunlarda. İlgilenenler için hem bu fiyat performans sisteminin hem de az önce incelediğimiz sistemin bilgileri açıklamalar bölümündeki linkte yer alıyor arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Başka bir sistem videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.